Hocam siz de buraya doğru alalım. İsterseniz önce nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Buyurunuz efendim. Önce hem limanın arasını... Buradayım. Hocam. Buradayım. Siz bu tarafı alayım isterseniz. Tabii. Sen şöyle karşıma alayım konuşurken. Heh, tamam. Hemliğimi gösterelim önce. Tabii. Bir onu gösterelim. Bu çok önemli. Tek başımıza yalnızsak, boğazımıza bir cisim kaçtıysa, soluk borumuza bir şey kaçtıysa ne yapabiliriz onu da öğrenelim. Bir başkasına, bir bebeğe, bir çocuğa da yaparken nasıl uygulayabiliriz? Anlatalım. Tamam. Şöyle, genellikle büyük et lokmalarıyla olur bu. Veya büyük bir hamur lokması olur. Bütün yapmanız gereken şu göğüs kemiğinin altı. Elinizi yumruk şeklinde tutacaksınız şöyle. Göğüs kemiğinin altı şu bittiği evet. yerden tabii bir yumruk mu koyuyorduk yemek şuraya? Yemek borusuna çıkış yeri evet. Ama el böyle olacak bakın. Tamam biraz öne doğru yiyeceksiniz aslında ve şunu yapacaksınız. Hocam gidiyordu. Öbür türlü gitmeyecek. Bu çık diye bir ses çıktı. Yani demin söylediğim gibi ben restorana gittiğim zaman. Bakacağım. Tabii yumruk. Bir dakika şuraya oturtacağım. Biraz öne doğru eğilmesi lazım. Öne doğru eğecek ve bunu buradan yukarıya doğru. Evet. Değil mi? Evet. Şu hareket yapacağım evet. Yani şöyle yapacağım. Yemek borusundaki basınçla. Onu yukarıya doğru ittireceğim. Soluk yoldaki şey atılmış olacak. Tamam. Bebeklerde, çocuklarda yine aynı şekilde mi? Bebeklerde ayaklar çok daha farklı bir şey bebeklerde, yapacak. Bebeklerde. Evet. Ayak. Şapkası düştü bebeğimizin. Evet. Bebeklerde bunu ayaktayken şu şekilde yapıp başın aşağıda kalması ve çenenin de iki parmak yöntemiyle sabitlemiş olmamız gerekiyor. Baş aşağıda şu şekilde elimizin ayasıyla birlikte buradan alttan iktirerek 5 bası uygulayacak şekilde yapmış olmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra kontrol bakacağız. Edip evet yerde düşen bir yabancı cisim var mı yok mu bunu devam da edebiliriz. Tekrar çıkar bir... mı kesin çıkar mı söz mü Allah çoğunlukla aşkına? Çıkıyor, çoğunlukla çıkıyor genel anlamda. Peki evde yalnızsanız ne yapacaksınız? Evet şu bebeğimizi şöyle bir dakika böyle doğru tuttum evet. Değil mi? Doğru. Parmaklarını şöyle çeneye tutacak tuttum. Şekilde çünkü siz boş bırakırsanız bu çene gidebilir. Hı-hı. O yüzden sabit tutmanız lazım. Biraz daha eğimi aşağıda olacak. Bu bebeği yapmak kolay da. Evet, o telaş tamam. Sonra evet bakıp tekrar kontrol peki, edeceğiz. Peki evde yalnızsınız. Evde yalnızız. Peki. Sandalye şapkası alalım bebeğin. Mı bir tane? Şöyle, hayır o sandalyenin yanına gideyim ben. Şunu onu o zaman ortaya doğru alalım ben oradan tamam. Hocam iyice gösterelim tamam. İstiyorum çünkü. Amacını tam şey yapalım anlatalım. Rahmet olsun. Rica ederim. Şöyle göstereyim. Evde yalnızsanız. Evde yalnızız. Hemen boğazımıza bir şey kaçtı değil mi? Kaçtı boğuluyorsunuz. Evet. Sandalyeye şöyle dayanacaksınız ve kendiniz yapacaksınız. Şurasını evet. Şeye doğru. Bu göğüs kemiğinin altını gene o yumruğu gelen yeri düşünün. Buraya bunu yapacaksınız. Bunu başka yapacak bir şey yok. Evet. Çoğunlukla da işe yarar. İşe yarar. Peki. Bu yine büyük çocuklarda da 5-6 yaşta da 12-13'te de yine bunu yapacağız değil mi? Evet. Şunu yapacağız. Yetişkinde bunu yapabiliriz. Yaptığımız gibi peki. Elimizi yumruk yaparak. Ya bunu gerçekten kendi çocuklarımıza bile öğretmemiz gerekiyor evet. Diye tabii. Düşünüyorum. Şimdi gelelim kalp krizi esnasında yaşananlara. Nasıl müdahale etmemiz gerektiğine. Burada bir mucize aletimiz var. Bu mucize. Bu gerçekten bu aleti evet. Hemen gösterelim. Bu ayrı. Elimizde böyle bir tabii, alet yok. Olmadığında da nasıl müdahale edeceğimizi önce bir masaj tarif edelim. Bu aletin fonksiyonu ortaya çıkacak zaten. Tamam. Siz profesyonel değilsiniz. Entübe edemezsiniz. Tıbbi bilginiz şu kadar filmlerde gördüğünüz masaj gibi. Şuursuz birini gördünüz. Ne yapacağız ama şimdi şuursuz derken nefes mi almıyor? İşte hemen yanına geldiniz. Evet baktık İlk de şuura çıkma. Evet. Öncelikle değerlendirme basamaklarımızda şuura çıkma. Biz yanına geldik. Önce sormamız gereken iyi misiniz? Cevap yok. Yanıt alamıyoruz. Cevabımız yoksa hemen bak dinle hisset dediğimiz yöntemle ağzından ve burnundan nefes alıp verebiliyor mu? Göğüs kafesi inip kalkabiliyor mu? Göğüs hareketi var mı? Solunumu yok. Solunumu yok artık. Solunumu yoksa mı masaj yapılır? Yani evet. Solunumu varsa hafif cevap veriyorsa yapıyorsa masaj yapılmaz mı? Yok nabza bakmak. Solunum yani. Yoksa değil sadece aynı zamanda nabız değerlendirmesi de yapıyoruz. Yani şu iki parmağımızla birlikte buradan geçen kalın damardan bastırarak nabzını hissetmiş olmamız gerekiyor. Kişinin nabzı yoksa o zaman ancak kalp masajı yapmamız gerekiyor. O zaman nabız önemli. Peki sonra... Daha sonrasında kalp masajı basamağına geçmiş olmamız gerekiyor. Bunu manuel elle göstereceğiz ama önce makinemizi gösterelim. Makinemizi gösterelim. Yardım eden birisi varsa ayaklarını kaldıralım bu arada. Tamam. Evet. Yoksasını da göstereceğiz şu an. Makinemiz ayarlı. Ben başlatıyorum. Yetişkinde 30 kalp masajı, 2
solunum. 30 kalp masajı 2 solunum verecek şekilde olmalı. Solunum değil, hayat öpücüğü. Evet. Hayat öpücüğü. Aynen. Kendisi mi 30 yapıyor? Cihaz ona göre ayarlı. 30'a kadar yaptıktan sonra duracak ve benim 2 nefes vermemi bekleyecek. Ben 2 nefes verdikten sonra tekrar 30 kalp masajı yapacak şekilde devam edecek. Acil dilerseniz düşünün. Bütün doktorlar yoğun. Bir tek hemşireniz var yanınızda. Belki de yolda gidene kadar da ambulansların, bütün ambulanslarda şu anda yok ama yok bakanlığın portföyünde var inşallah. Bütün ambulanslarda alınması lazım. Düşünün bir şoför var. Bir veya iki tane teknisyen var şeyde. ATS deniyor onlara. Biri serum takıyor, biri telefon ediyor, biri elektrik çekmeye çalışıyor. Bu gerçekten çok hayat kurtarıcı bir şey olacaktır. Şimdi duracak, her tepkici ver diyecek. Şimdi durdu. İki hayat öpücüğü. Peçete yeter, yani peçeteden geçiyor mu nefes? Peçeteden geçer. Geçmezse üflüyorsun. Fanilasını böyle kapamak yeterli. Tişörtünü evet, şöyle geçir veya gömleğini. Bu tabii işin masaj yönü. Tabii. Hani hep rejim bozukluğu dedik ya, ölüm nedeni. Bir başka aletimiz var hayat kurtarıcı. Buradaki defibrilatörümüz. Bu artık o kadar... Bu arada hocam isterseniz elle... Pardon çıkaralım tabii. Onu çıkaralım. Çıkaralım. Elle olanı da isterseniz hocam gösterelim. Çıkaralım isterseniz. Ona da bakacağız. Şunu da, bu önemli çünkü bu aletimiz Amerika'da falan galiba bu çok Amerika'da yok. Nasıl? Bu yerli yapım. Bu yerli mi? Yerli ama bir yapım. Ama buna benzer galiba İnanılmaz çok bir kalabalık toplulukların var. Olduğu yerde varmış diye biliyorum ama. Nerede? Yok. Yani çok yaygınlıkta. Bunu yapan bir makine mühendisi değil. Bir teknisyen kendisi. Çok iyi tanışıyor kendisiyle. Tamamen kendi teknik bilgisiyle yaratılmış bir şey. Tamam. Biz bu makinemizi hazırlarken göstermeden önce normal manuel masajı da kalp masajını da göstereceğiz ama kısa bir araya gidelim. Tamam. Aradan sonra devam ediyoruz. Tamam. Aynen buradan efendim. Buyurun. Bir başka mucize aletimiz var. Evet. Bu artık dijital teknolojinin harikası. Hiç bilmeyen bir insan öyle kullanabileceği bir alet. Şu anda Amerika'ya giden uçaklarda Airbus'larda olması gereken bir alet. Biraz küçükleri var bunların. İçeriye girdiğinizde sağ tarafa bakarsanız defibrilatör var diye yazar. Hostese sordum. Ne var diye defibrilatör. Yani fibrilasyonda defile etmek için. Hostese sordum kullanmayı biliyor musunuz? Biliyoruz dedi. Tabii. Amerika iniş vermiyormuş yoksa. Küçük uçaklarda yok. Kalabalık olan her yerde. 3-4 insan olduğu her yerde olması gereken. Ya spor salonları, oteller, uçaklar, evet. Otobüslerde bile. Evet. Çok, bakın demin Gül Hemşire bize anlatırken masajdan bahsetti. Masajdaki esprimiz şu, hani nabzı beynine yeterken kan gitmesi. O arkadaşlarımın gösterdiği videoyu hatırlayın. Kalp böyle yapıyordu. Kalbe bir tokat atmanız lazım ki düzelsin. O tokat. O filmde gördüğünüz yumruk gibi. İşte o fibrilasyon sırasında hiç nabız alınmaz. Hemen bu alete müracaat. Bakın o kadar basit ki. Açtığımız anda. Acil durum telefon numarasını ara. Hastanın hava yolunu aç. Yaşam belirtisi yoksa hastanın göğsünü aç ve elektrotları yapıştır. Elektrotları çıplak göğüs üzerine yapıştır. Elektrotları çıplak göğüs üzerine yapıştır. Elektrotları çıplak göğüs üzerine yapıştır. Acele ediyor biraz. Evet dese yapıştıracağız. Bu. Elektrotları tabi insan olmadığı için algılamıyor. İnsan olsa algılayacak. Ve diyecek ki şok veriyorum kenara çekilin. Şok veriyorum kenara çekilin. Çıplak göğüs üzerine yapıştır. Veya diyor ki masaja devam edin. Uyarıyor, yönlendiriyor yani. Tek sizin bütün yapacağınız bunu koymak. Bunu koyuyorsun. Düşünün ki ambulanstasınız. Serum takıyorsunuz bir anda. Hı-hı. Bir anda alsa fibrilasyon da ne kadar hayat kurtarır. Veya acilde yoğunluk var. Bunu yaparken serum takabilirsiniz. Hemşireye ordur böyle bizim kan. Çıplak göğüs üzerine yapıştır. Biraz sonra diyecek ki masaja devam edin. Diyecek. Bizi yönlendiriyor. Evet, her şimdi bunların da olmadığı noktada hemşiremiz bize kalp masajının nasıl yapılacağını göstersin istiyoruz. Kalsın bunu, ondan. Ama hocam onu konuşacak kapatalım. Ya. Kapatalım. Çıplak göğüs üzerine yapıştır. Tamam. İstiyorsanız kalsın o hemşire hanım ya da. Aynen. Kalsın, buradan gösterebiliriz. Bize şu ayaktayken gösterebilir misiniz? Biz tam olarak nereye baskı yapmamız gerekecek? Tabii ki. Açıp gösterelim. Fark etmez. Buyur. Tamam. Şimdi yetişkin bir kişide herkesin iman tahtası diye bilinen bir yer. Kemiklerimizin çıkıntı ve göğsümüzün altında olan çıkıntı bölgesi iman tahtası. Bu bölümü gözümüzle ikiye bölüyoruz. İlk parça değil, yarım kalan diğer ikiye böldüğümüz alttaki kısmı
gözümüzle ortaladığımız tam ortasına yerleştiriyoruz yapmak için. Tabii önce bunun yapmadan önce ilk anlattığım gibi kişinin başına geldiğimizde buna ihtiyacı olup olmadığını öncelikle emin olmamız gerekiyor. Öncelikle bilinç değerlendirmesini yapıyoruz. Yani omzuna vurarak kişinin beni duyup duyamayacağını mutlaka ki sorgulamam lazım. İyi misiniz diyorum, bana yanıt yok. Daha sonra hızlıca ben nefes alıp verebiliyor mu, soluk alıp verebiliyor mu bunu dinlemeye çalışıyorum ve göğüs hareketi kalkıp iniyor mu bundan öncelikle emin olmuş olmam lazım. Daha sonra iki parmağımla büyük damardan geçen, buradan şah damarı diye bilinen damardan nabzının atıp atmadığını kontrol ediyorum. Nabzı yok, ben o zaman mutlaka ki bu işleme başlamış olmam lazım. Evet. Makinede gösterdiğimiz gibi elimizin ayasını dediğimiz şu kısmı mutlaka ki hastanın ölçüm yaptığım orta hattına yerleştirmiş olmam lazım. Nabzı varsa ne yapıyor? Nabzı var ama yani cevap vermiyor mesela. Ne yapacağız o zaman? Ya tabii ki 112 arayacağız. Nabzı varsa ayakları kaldıracağız. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Ayakları kaldırıp bekleyeceğiz. Ayaklarını kaldıracağız. Evet. 112 arayacağız ve bekleyeceğiz. Belki baş tansiyon düşüklüğüdür. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.